vel akibetu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli kardeşlerim, hepinize hayırlı sabahlar diliyorum. Cenab-ı Allah istikametten ayırmasın. Bizlere hakkı hak olarak göstermeyi ve hakka ittiba etmeyi lütfetsin. Yine batılı batıl olarak göstermeyi, öğretmeyi ve ferasetimizi her zaman açık tutmayı lütfetsin. Ve batılın her türlüsünden de iştinab etmeyi yine rahmetiyle, merhametiyle bağışlasın. Ve Cenab-ı Allah'ın kudretiyle hak ile batılı birbirinden ayırt edecek olan bu basireti her zaman üzerimizde daim kaim eylesin. Bugünkü sabah akaid dersimizde Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette nifak olayından bahsedeceğiz. Münafıklık üzerinde duracağız. Tamamen araştırmamız Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzerinden olacaktır. Malum Kur'an-ı Kerim'de kendilerinden en çok bahsedilen itikadi gruplardan birisidir münafıklar. Bunun için de Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuz zaman onlarla ilgili niteliklerle sık sık karşılaşırız. Önemli olan onların bu niteliklerinden uzaklaşmak, nifak ahlakıyla ahlaklanmamak ve hakka bir Müslüman olabilmektir. Münafıklar en çok Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde anlatılır. Ali İmran suresinde çok anlatılır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşına çıkarken Medineli vatandaşlarıyla beraber hareket etmiştir. Onlarla beraber çıkmıştır. Ve bu ordunun içerisinden 300 kişilik bir grup ayrılmıştır. Ayrılmalarının çeşitli nedenleri vardır. Ecel korkusundan kaynaklanan nedenleri vardır. Rızık korkusuyla ilgili endişeleri vardır. Mukatelenin cihadın bizzat kendisinden nefret etmeleriyle ilgili münafıkların nedenleri vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle güya istişare edip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gençlerin görüşlerini tercih etmesine bağlı nedenleri var. Ve bu ordunun içerisinden yaklaşık üçte biri ayrılıp Peygamber aleyhisselamı yalnız bırakmışlardır. Nisa suresinde münafıklardan çokça bahsedilir. Yine Kur'an-ı Kerim'de az da olsa Enfal suresinde de bahsedilen ayetler var. Fakat münafıklardan en çok bahsedilen sure-i celile Tevbe suresidir. Tevbe suresinin malum üç tane adı vardır. Bunlardan birisi bildiğimiz ismi Tevbe suresi. Bir diğeri Berae suresidir. Ayet-i zaten sure-i celile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın emriyle vermiş olduğu bir ultimatumla başlamaktadır. Ve Müslümanların her türlü münafıklar başta olmak üzere müşrikler dahil kafirlerin tüm türlerinden uzak kaldığını, onlarla bir velayet hukukunun olmadığını ilanla başlıyor. Ve sure-i celilerin içerisinde münafıkların kepazelikleri, rezillikleri anlatılıyor. Onların rezillikleri, kepazelikleri anlatıldığı için de sure-i celileye sure-i fadaha adı da verilmiştir. Bu bağlamda münafıklarla ilgili bir takım köklü bilgilere sahip olmak isteyen kardeşlerimizin bu sure-i celileyi çok güzel okumaları gerekir. Nasıl ki Uhud savaşında Peygamber aleyhisselamı mukatelede yalnız bıraktılarsa, vatan savunmasında, ülke savunmasında tek bıraktılarsa, Tevbe suresinde de Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok zorlu bir sefere çıkmıştır. Malum bu zorlu sefere zorluğundan dolayı Ceyşul Usre denilmiştir. Efendimiz aleyhisselam bu savaşa yaklaşık olarak sefere 30 binden fazla Müslümanla beraber katılmıştır. Fakat Medine'nin içerisindeki yerli birçok münafık Efendimiz aleyhisselamla beraber bu sefere katılmamışlardır. Bu seferin zorluğunu bahane etmişlerdir. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hasat mevsimi olduğundan dolayı
hurmalarını devşireceklerini, bazı işleri olduğunu bahane etmişler. Hatta içlerinden Ced bin Kays gibi bazı namlı münafıklar, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem siz sefere çıkıyorsunuz ama o topraklar içerisinde Rumların böyle sarışın kadınları var. Biz kadınları gördüğümüz zaman dayanamayız dercesine. Yani bu konudaki cinsel yönden ahlaksızlıklarını da deşifre edecek böyle anormal ifadeler kullanmışlardır. Yine Nur suresinde özellikle 10. ayetten itibaren münafıklardan bahsedilir. Öyle ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ehli beytine iftira edecek kadar azgınlaşmış olan bir güruhu 10. 11. 12. 13. ayetler devamında Cenab-ı Allah haber vermiştir. Ve yine münafıkların en çok bahsedilmiş olduğu sure-i celile Münafıkun suresidir. Münafıkun suresi özellikle bilmemiz gereken surelerden bir tanesidir. Bu sure-i celile Medine-i Münevvere'de nazil olduktan sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazlarında mutlaka bu sureyi okumuştur. Şöyle denilir. Peygamber aleyhisselam Münafıkun suresi gelince cuma namazının bazen birinci rekatında bunu okumuş, ikinci rekatında Dehir suresini okumuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cuma suresini okumuş, Münafıkun suresini okumuş. Böyle olmuş ama genelde Münafıkun suresini okumuştur. Niye okumuş? Bununla ilgili müfessirlerimiz şöyle bir görüş beyan etmektedirler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bütün Müslümanların şehirden geldiği, çevre banliyölerden toplanmış olduğu bir günde, cuma gününde Münafıkun suresini okumak suretiyle bu kafirleri insanlara teşhir etmiştir. Bak burada bu insanlar itikadi durumlarıyla, ahlaki durumlarıyla, infaka karşı bakışlarıyla, Müslümanlara karşı bakışlarıyla tanıtılmaktadır. Siz bunları iyi tanıyın. Evvela niteliklerini bilin. Münafıklığa ait nitelikleri üzerinizde taşımayın. Efendimiz aleyhisselam bunun için okumuştur. Ayrıca onları teşhir etmiş ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlar çevrelerinde, yanlarında, yörelerinde bu insanlara herhangi bir şekilde yer vermesinler. Peygamber aleyhisselamın Sure-i Celile'nin nüzulünden sonra genellikle cuma namazlarında bu sureyi, Münafıkun suresini sadece onları tanıtmak kastıyla okuması çok anlamlı ve çok manidar bir eylemdir. Bizim de münafıklık olayını Kur'an-ı Kerim'den çok güzel bir şekilde bilmemiz ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuyla ilgili hadislerini iyi tanımamız, nifaka ait herhangi bir sıfatı üzerimizde bulundurmamamız gerekir. Münafıklık itikadi olarak Kur'an-ı Kerim'de tanıtılmıştır. En güzel tanımının verilmiş olduğu ayet de Bakara suresindedir. Oraya geçmeden evvel şunu söylemek istiyorum. Bakara suresinin girişine baktığımız zaman değerli kardeşlerim, bu surenin ilk 5 ayeti Müslümanların nitelikleriyle anlatır. İlk 5 ayetinde yani müflühün diyene kadar orada Müslümanlar anlatılır. İman bakımından anlatılır, ibadet bakımından anlatılır, ahlak bakımından anlatılırlar, infak bakımından, zekat bakımından cömertlikleriyle anlatılırlar. Ve daha sonra da işte itikatta, amelde, ahlakta böyle istikamet üzerine olan bu müminlerin uhrevi durumu haber verilir. Onların kurtuldukları anlatılır. Ondan sonraki iki ayete baktığımız zaman Esaüzü billah innellezine keferu sevâvün aleyhim enzertahum emlem tünzirhum la yu'minun. Yani bu ayetlere baktığımız zaman kafirler, iki ayet kafirler anlatılır. Ondan sonra ise 16 ayeti kerimede münafıklar anlatılır tekrar. Bununla alakalı müfessirlerimiz yine görüşlerini beyan ederken münafıklar öyle bir güruh ki, öyle musibet ki, öyle bela ki, İslam ümmetinin içerisindeki öyle bir hastalık ki Müslümanların bu hastalıkların sahiplerini çok iyi tanıması ve aynı zamanda onlardan teberri ederek, ahlaken onlardan uzak kalarak ve İslam toplumunu koruyarak hareket etmesi gerekir diye bir ilahi uyarı şeklinde gelmiştir. Değerli kardeşlerim, etimolojik olarak baktığımız zaman terimsel anlamına gelmeden evvel
Arapçadaki nefakun kelimesinden türetilmiştir. Nefakun kelimesi Arapçada tünel anlamına gelir. Ve aynı zamanda tarlalardaki farelerin, tarla farelerinin delikleri anlamına da gelir. Ne yapar? Tarlalardaki o fareler, yani büyük fareler, toprağın bir ucundan girerler tarlaya, öbür tarafından çıkarlar. Tünele baktığımız zaman nefakun kelimesindeki tünelin bir ucu açıktır, öbür tarafında bir başka nedir? Çıkış yeri vardır. Münafıklar da bir dilleriyle Allah'a iman edip deyip İslam'a girdiklerini belirtip, fakat öbür tarafta itikatlarında ve aynı zamanda bazı şeyleri, haramları, muharramatı helal kabul etmek suretiyle veya sureten Müslüman olup ama gerçek değilse küfrün içerisinde oldukları için İslam'dan çıktıklarından dolayı bu nefakun kelimesinden türetilmek suretiyle münafık adı verilmiştir. Yani Arapçada bu etimoloji çok önemlidir. Onlarca örnek vermek gerekir. Onlarca örnek vermek lazım. Hakka Müslüman olmak için öyle güzel şeyler var ki, kelimeler. Hatta yeri geldiği için söyledim. Namaz kıldık, geldik. Ne diyoruz biz o ayet-i kerime, yani Fatiha okunurken? Gayril mağdubi aleyhim velad dalin. Uzunca Cenab-ı Allah bize dua öğretmiştir. Fatiha-i Şerif'te diyoruz işte, ya Rabbimiz bizi istikamet üzerine sabit kıl, nimet verdiklerinin yolundan ayırma. Burası aynı zamanda siyasettir. Çünkü Said Havva merhum, efendim, bu aylar içerisinde şehadete kavuşmuş olan büyük bir İslam alimi, El-Esas fi tefsirde Bakara suresi, düzeltiyorum, Ali Fatiha suresini anlatırken Fatiha suresinin 4 konuyu içerdiğini söyler. Fatiha'nın girişinin akaid olduğunu söyler. Daha sonra içerisinde İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn derken ibadet olduğuna vurgu yapar. Ondan sonra ise bizi efendim kafirlerden teberri etmeyle alakalı ahlaki hükümlerden bahseder. Gayril mağdubi aleyhim veleddâllin. Yahudilerin, Hristiyanların, gazaba uğrayanların, dalalette olanların yoluna değil, bize apayrı bir pakt olması lazım. Apayrı bir grup olması lazım. Bunun der Said Havva merhum, İslam'ın siyasi görüşünün özetini olduğunu söyler. Yani kafirden, münafıktan, zalimden, fasıktan apayrı bir yol tutmak, bir istikamet üzerine gidebilmek. Buradan baktığımız zaman Bakara Fatiha suresini okurken gayril mağdubi aleyhim velad dalin, bizi dalalette olanlardan etme diyoruz. Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Ve dalalet ifade edilirken, özellikle dalalet ifade edilirken çok güzel bir şekilde söylenmiştir. Dilde yani dalle fiili izah edilirken ne denmiştir? Dallel me filleben. Sütün içerisinde efendim suyun kaybolması etimolojik olarak. Nasıl ki sütün içerisine biraz su koyduğun zaman su kendisini belli etmiyor da sütün rengini ifade ediyorsa, dalalet insanın şahsiyetini, kimliğini koruyamayarak bulunmuş olduğu toplumdaki geçerli olan, popülist olan tarafa doğru bir kaymadır, bir kanaat belirtme. Oranın rengini almaktır. Tevhidin rengini muhafaza edememeye dalalet adı verilmektedir. Bir anlamda renksizliktir dalalet dediğimiz şey. Biz her zaman elimizi kaldırıyoruz, Cenab-ı Allah'a dua ediyoruz. Allah'ım bizi her türlü renksizlikten, her türlü kimliksizlikten, her türlü tavırsızlıktan, her türlü popülist anlayıştan uzak tut. Bizi hakka Müslüman olarak hayatımızı devam ettir. Bize böyle hidayet ver diye duamız vardır. Ve demek ki nefakun kelimesi de arz ettiğimiz gibi etimolojik olarak efendim bir tünelle izah ediyoruz kelimesini, kelime yapısını. Veyahut da işte tarla faresinin o da efendim bir taraftan girip öbür taraftan çıkmış olduğu bir delikle ifade ediyoruz ki insanlar eğer bir taraftan Müslüman olduğunu söyleyip öbür taraftan kafirliğe gidiyorsa, ha, buradan türetilmiş olan bir şey. Ama terimsel anlamda tarif ederkense, dilleriyle iman ettiklerini söyleyip gönülleri, kalpleri, zihinleri kafirlikle dolu olan insanlara münafık adı verilir.
sureta iman etmişlerdir. Ama gerçekte ise iman etmemişlerdir. Kur'an-ı Kerim malum Bakara suresinde ifade ediliyor. İnsanların çoğu dilleriyle iman ettik derler. وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ama aslında onlar kesinlikle iman etmemişlerdir. Bu anlatılıyor. Buradan baktığımız zaman yani Kur'an-ı Kerim'deki tanım وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ اَمَنَّا بِاللّٰهِ وَبِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ İnsanların işte çoğu bir kısmı o bazıyettir. Münafıklar için söylendiği için Allah'a iman ettik derler. Halbuki onlar Allah'a da ahiret gününe de iman etmemişlerdir. Bu Kur'an-ı Kerim'den tarifidir, tanımıdır. İmanın, İslam'ın ihlaslı olması lazım değerli kardeşlerim. Ve bu çerçevede de insanlar amelleriyle denenirler. Kur'an-ı Kerim'de denendiğimize dair ayetler vardır. Bunları özellikle ağır denemeler olabilir. İyi bilmemiz gerekir. İnsanın denenmesiyle ilgili en iyi anlatılan ayetlerden bir tanesi Bakara suresinin 214. ayetidir. Özellikle kardeşlerimizin bu 214. ayeti kerimeyi böyle karşılarına almak suretiyle ki beraberinde Âl-i İmrân suresinin 142. ayetini ve beraberinde Tevbe suresinin 16. ayetini de koyacağız. Bunların hepsi aynıdır. Ve sadece bunlar da değil, Ankebut suresindeki ayetler var. 3. 4. ayet onlara da bakacağız. Bütün bunlar insanın denenmesini anlatır ama Bakara suresinin 214. ayetinin farklı bir bağlamı vardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı tebliğ etmiştir. Hem de çok zor şartlar içerisinde. Bunun üzerinde hasseten durmak lazım. Bunun üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı tebliğ ederken hangi güçlüklerle karşı karşıya gelmiştir? Aklımıza ne geliyorsa fiziki olandan tutun da işkence olarak manevi olan türlerine kadar Peygamber aleyhisselam ve Müslümanlar böyle bir cendereden geçmişler. Ama bazı sahabiler var ki fiziki anlamda çok işkence görmüşlerdir. Bunlardan bir tanesi de Habbab bin Eret radıyallahu anh'tır. Habbab radıyallahu anh meslek olarak kendisi demircilikle uğraşıyor. Demire şekil veriyor. Körük var efendim mesela iş yerinde. Kömür var. Onlarla efendim şey yapıyor. Yakıyor ateşi. Demire çeşitli savaş aletleri falan yapmak suretiyle veya ev eşyaları yaparak şekil veriyor. Ve adamlar da o iman ettiğinde İslam olduğunda kafirler geliyorlar Habbab bin Eret'e Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem inkar etmesini söylüyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi ve getirdiği hakikati inkar etmeyince azimet fıkhıyla amel edince itikatta azimet fıkhıyla amel etmek evladır. Ve onu tutuyorlar madem inkar etmiyorsun diye vücudunu soyuyorlar. Ateşin üzerine yatırıyorlar o kor ateşin üzerine, kömürlerin üzerine ilikleri eriyene kadar bekletiyorlar. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabii ki bundan dolayı zaman zaman geliyorlar. Ya Resulallah dua et dedikleri oluyor. Bu vardır. Ve yine Medine-i Münevvere'de de Müslümanlar münafıklardan olsun, Yahudilerden olsun, müşriklerden çok çekmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bu çektiklerine bağlı olarak efendim bir sabahın olması, bir aydınlığın olması için Peygamber aleyhisselama gelip dua et diyorlar. Bize dua et de bu halimiz kalksın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem fiili duayı en güzel bilen bir insandır. Bu çerçevede onları uyarıyor. Yani bizim dualarımız böyle lafzi olarak bir takım dualar. Hatta dualarımız bile dikkat ederseniz bir takım sektörler tarafından, finans sektörleri tarafından adeta dizayn edilmektedir. Evet nedir? Şu kadar şunu okuyacak olursanız Filistin kurtulacaktır. Şu kadar şunu okuyacaksanız Kudüs kurtulacaktır. Şunları okuyacak olursanız Keşmir'de kurtuluş olacak. Şunları okursanız Afganistan selamete erecekmiş eskiden beri. Şöyle yaparsanız böyle. Bunlar böyle bir dua türü yok. Yok böyle bir dua türü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in duasından başlayalım. Ya yani nasıl bir dua var? Buraya gelmedikten sonra adamlarına de bunları oku. 5 tane SMS at, 10 tane SMS at diye nedir? Bizim dualarımızı bile
Onlar yönlendirmeye ve bizim bu yakarışlarımızdan adamlar para kazanmaya başlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bedir'e çıkacaktır. Mukatiliye izin verilmiştir. Orduyu hareket ettirmiştir. Stratejik olarak en güzel yeri oradaki Hubbab bin Münzir'in delaletiyle bulmuştur. Su kuyularını tutmuştur. Diğerlerini imha etmişler. Ve arkasından Peygamber aleyhisselam efendim, ne yapmıştır? Çadırını kurdurmuştur. Haymesini kurdurmuştur. Daha sonra Müslümanları saf düzenine koymuştur. Ellerine silahları vermiştir. Düşmanı tarif etmiştir. Ve arkasından çadırına girmiş. Ya Rabbi bu orduyu biliyorsun. Sayısı belli, gücü belli, kuvveti belli. Eğer bunlar helak olacak olursa yeryüzünde sana ibadet edecek kimse kalmaz diye Cenab-ı Allah'a niyazda bulunmuştur. Yani fiili olarak yapılan bir şey var ortada, hareket var. Yani Müslümanlar paralarını ortaya koymuşlar, mülklerini ortaya koymuşlar, canlarını ortaya koymuşlar, saf düzeni almışlar. Ondan sonra ellerini kaldırmışlardı. Biz ne yapıyoruz? Hiçbir şey yok yani. Bütün bunların içerisinde sadece bulunmuş olduğumuz yerden Allah'ım doğruya yardım et. Çok ağır bir ifade kullanacağım. Yani kimseyi rencide etmek, birilerinin alınması için söylemiyorum. Ve bu şuna benziyor bazen. Efendim kalkıyorsun bir tepeye çıktığınızı düşünün. Aynı savaştan örnek vereyim. Aşağı Bedir Ovası'dır. Bir tarafta Resulullah'ın ordusu var. Bir tarafta ise Ebu Cehil'in ordusu var. Biz tepeden şöyle bakıyoruz. Allah'ım haklıya yardım et diyoruz. Ve bu şekilde bir dua etmek adeta Ebu Cehil'in duasına benzer. Çünkü bize düşen görev böyle kavli olarak doğruya yardım et ya Rabbi demek değildir. Doğrunun yanında saf tutmaktır. Doğrunun içerisinde yer almaktır. Doğruyla beraber ortak hareket edebilmektir. Fiili dua dediğim şey budur. Çok değerli kardeşlerim. Ve bu çerçevede işte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet-i kerimeyi okuyor o insanlara. Yani siz sadece iman ettim demekle dilinizle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz? Sizden öncekiler ağır şartlar içerisinde denendiler. Bütün bunlara rağmen sarsılmadılar. Ayet-i kerime Efendimiz aleyhisselam mealen söyledim. 214. ayet-i kerime Bakara suresinin oradakilere ifade ediyor, anlatıyor, okuyor. Ve arkasından da Allah'a yemin ederim ki acele diyorsunuz. Öyle bir zaman gelecek ki insanlar ta bu Mekke'den Hadramevt'e kadar Arabistan'ın en uzak yerlerini, zaman zaman Yemen'in en uzak yerlerini aynı çerçevede tarif ederek oraya kadar Allah korkusunun dışında bir korku olmadan gideceklerdir. Ama burada nedir? Müslümanların bu sınanma alanlarında, denenme alanlarında iyi yetişmesi lazım. Bu denenme alanlarıyla alakalı Kur'an-ı Kerim özellikle iki konuda Müslümanların çok iyi yetişmesini ister. Biz bu iki konuda yetiştiremedik. Baktığımız zaman Âl-i İmrân suresine ve diğerlerine de bu iki konudaki yetişmemişlik münafıklığı türetmiştir. Bunlardan bir tanesi rızık konusu. Bir tanesi de ecel konusudur. Rızık konusu dediğimiz şey biz razzak olanın Cenab-ı Allah olduğunu unutuyoruz. Haşa razzak olarak patronu görüyoruz. Razzak olarak devleti görüyoruz. Ve buna göre de o görmüş olduğumuz kurumlara bağlı olarak bir şekil almaya başladığımız andan itibaren nifak dediğimiz şey kendiliğinden türüyor. Ve beraberinde yine mukatele ile alakalı olarak da yani gelecek ileride yani söyleyeceğim ama oraya yani gelmeden evvel söylemek isterim. Münafıklar Mekke'de yoktur. Mekke'de iki toplum vardır. Bunlardan bir tanesi Hakk'a Müslüman olan tevhid ehli vardır. Bir tarafta da müşrikler vardır, kafirler vardır. Ara bir grup söz konusu değildir. Çünkü adamlar müşrikler biz bunlar nasıl olsa haklarından geliriz, yok ederiz, imha ederiz. Öyle yerlerinde sağlam duruyorlar. Buna karşılık Müslümanlar da yerlerinde çok sağlam duruyor. Onlar da saf yerlerini iyi muhafaza ediyorlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme sürekli irtibat halinde ayetlere göre kendilerini şekillendiriyorlar. Herhangi bir ara grup söz konusu değildir. Ta ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de İslam'ı hakim kılamamıştır.
Ve arkasından Medine-i Münevvere'ye hicrete karar verilmiş. Konu konuyu açıyor da Salı günü Allah nasip ederse biliyorsun İsra ve Miraç hadisesinin olmuş olduğu günün efendim anacağız yani, bileceğiz. Ve bununla alakalı Müslümanlar çeşitli programlar yapıyorlar. Çok güzel şeyler söylemek gerekir. Böyle kalkıp da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem çok rahat bir adam. Oturuyormuş Ümmü Hani'nin evinde veyahut da Kabe'de, almışlar oradan oraya, oradan oraya götürmüşler. Böyle bir devir daim içerisinde ölü şeyler anlatacak olursak, anlatmış olduğumuz ne Kur'an-ı Kerim anlatısında, ne sünnette, ne de dinde bir cazibe kalmıyor yani. Aynen tekrara düşmüş oluyoruz. Şöyle baktığımız zaman İsra suresinin ilk 40 ayeti bu zamanda nazil olmuştur. İsra suresinin ilk 40 ayeti aynı zamanda bir İslam devletini kurabilme bildirgesidir. Ve orada bir bildiri var bu 40 ayetin içerisinde. Ha bu 40 ayeti, ilk 40 ayeti koyacaksın önüne, onlara göre bir zihinsel yapı, onlara göre bir ahlaki yapı dizayn etmek suretiyle bir toplumsal liyakat meydana getirmeden, bu toplumsal liyakatın iki tane olmazsa olmaz vardır. Birisi tevhidi bilinçtir. Yani yerken, içerken, otururken, kalkarken hayatımızın bütün anında sadece ve sadece Allah var. Ve Allah'ın olmuş olduğu bir o yerde kesinlikle hiçbir ideolojiye ve hiçbir varlığa yer verilmez. İlla da Allah var, vahiy var, onun elçisi bu vahyi getirmiş, temsil hakkı ona aittir, tebyin hakkı ona aittir. Böyle bakıp da hayatımızı vahye göre düzenlemek, tevhid dediğimiz şey ve beraberinde ahlaken bizi Allah'ın emanetine layık olmaktan düşürecek herhangi bir çirkin eylemi yapmamak. Bunun üzerine bu ikisi olmadan Müslümanlar hiçbir zaman içinde bulunmuş oldukları zor durumlardan çıkamadılar. Hani merhum Muhammed Kutub'un çok güzel bir kitabı vardır. Keyfe nahrucu miyetti. Yani biz bu uçsuz bucaksız çölden nasıl çıkarız? Bunu anlatıyor. Dert olarak, sıkıntı olarak. Ve biz de gerçekten içinde bulunmuş olduğumuz badirelerden İslam'ın vahyin aydınlığına nasıl çıkmamız gerekir? Ömürlerimiz tükendi, bitti artık. Çoluğumuz, çocuğumuz efendim yaşlandı. Ama bütün bunlara rağmen hala seküler bir dünya sisteminin içerisinde, pozitivist bir dünyanın içerisinde, coğrafyada Müslümanlar olarak kalıp kendimizin ve çocuklarımızın imanını, itikadını tehlikeye atıyorsak, bizim bu çölden çıkmamız lazım. Ve buradan çıkışın iki tane anahtarı var. Kur'an bunun üzerinde durmuştur. Bu İlk 40 ayet içerisinde bir tanesi tevhidi saflıktır düşünmek, diğeri ise ahlaki liyakattır yani. Bu konularda iyi olmak gerekir. Bunları okuyacağız, bunları bakmamız, bunların dersini yapmamız lazım. Bunları evinizde not alın, çalışın değerli kardeşlerim. Genç arkadaşlar bunlarla ilgili oturumlar yapsınlar. Bunlarla ilgili hocalarımızı getirsinler. Onları konuşturalım ve zihinsel anlamda bir dönüşüm, bir devrim yaşamayacak olursak, yani biz Cenab-ı Allah'ın huzuruna vardığımız zaman da kendimizi ifade edemeyiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ı anlatmıştır. Zor şartlardan geçmişler. Bu ayet-i kerimeler geçmiş, bir bildirge olarak gelmiş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlara hicret emrini vermiş. Hicret neydi? Hicretin benim mesela zihnimdeki anlamı, hicret bir velayet arayışıdır değerli kardeşlerim. Bir velayet arayışıdır. Hicret Müslümanların kafirin sultasından, velayetinden İslam'ın egemen hakim olduğu yere ve bir Müslüman önderin, liderin velayetinde kuracakları bir siyasal ortamı arama çalışması. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir velayet arayışı olarak tabii ki bunu Mekke-i Mükerreme'de velayetlerini böyle tahakkuk ettirememişler. Orada bir Darül İslam inşa edememişler. Vahyi hayata hakim kılamamışlar. Vahyi hukukun kaynağı referansı yapamamışlar. Onun için de bir hicret gerekiyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicrete karar vermiş. Müslümanlara önce gidin demiş ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kaptan olarak
en son terk edendir gemiyi. Müslümanların canlarını, mallarını, selametlerini düşünmüş. Onlar hele bir gitsinler, emniyete ulaşsınlar. Efendimiz Aleyhisselam kendisini riske ederek en son olarak Peygamber Aleyhisselam hicrete çıkmıştır. Ve tabi Medine-i Münevvere'ye varmışlar. Güzel şeyler yapılmış oldu. Çok harika şeyler ve bizim için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her yaptığının üzerinde böyle enstitüler kurulmak suretiyle lime lime böyle çalışıp ve Müslümanların önüne ameli, pratik şeyler koymak gerekir. Çünkü kurtuluşumuz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kur'an-ı Kerim'den bu anladıklarını pratik hale getirmiş olduğu sünnetindedir. Ve neticede Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oraya vardığında işte malum seri hareketleri vardır. Onlar bir keşif koludur. Ve henüz mukateleye izin verilmemiştir. Burada cihatla mukateleyi birbirinden ayırt ediyoruz. Ben her zaman kendi kanaatimi, araştırmalarımı o yönde noktaladım. Cihat risaletle beraber başlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Allah'tan risalet, nübüvvet görevini almıştır. Ve peygamber bu görevini almasıyla beraber safını belirlemiştir. Cihat bir saf belirlemedir, yer belirlemedir. Ondan sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlarla beraber bir çalışmaya başlamıştır. Davet vardır, tebliğ vardır, Müslümanlığı taşıma vardır, marufu emretme vardır, münkeri yasaklama vardır, insanları kötülüklerden uyarma, inzar vardır, güzelliklerle müjdeleme, tebşir var. Bütün bunlar cihadın alt başlıkları. Ve bu arada birçok hikmetten dolayı mukatele yok. Mukatele ancak Medine-i Münevvere'nin hicretin ikinci yılında Müslümanlara emredilmiştir. Ha, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye vardığında konjonktürü böyle gözetlemek suretiyle bazı adamlar vardır. Bakıyorlar ki herkes gidiyor, tek kalıyorlar, yalnız kalıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gerekçelerini söyleyeceğim. Geliyorlar, sureta iman ediyorlar. Peygamber aleyhisselama sureta iman eden bir güruh ortaya çıkıyor. İlk defa olarak münafıklar zuhur ediyor. Şöyle diyor İslam bilginleri, çok hoşuma gittiği için söylüyorum. Biraz da empati yapmak lazım. Biz nerede duruyoruz, biz neresindeyiz bu işin? O bağlamda bu tespitleri önemsiyorum. Mukatele ile ilgili ayet-i kerimeler gelene kadar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en güzel konuşmayı bunlar yapıyorlar. Geliyorlar bir fikir imal edileceği zaman o kadar tumturaklı ifadeler var, süslü ifadeler var. Adeta Müslümanları peygamberi hayran bırakıyorlar. Herhangi bir şey olduğu zaman hemen kalkıveriyorlar, peygamberin nalinlerini düzeltiyorlar. Efendim sırtına yerine göre ridasını veriyorlar. Yer açıyorlar, çekilin Resulullah geliyor diye peygamberi oturtuyorlar. Ne zamana kadar? Mukatele ile ilgili ayetler gelene kadar. Mukatele ile ilgili ayetler geldikten sonra tarihte münafıklık zuhur ediyor. Münafıklığın zuhur etme tarihi cihadın mukatele türüyle ilgili ayetlerdir. Bunun anlamı nedir? Tek taraflı olarak dine bakıyorlar. Dedikleri yani biz efendim içerisinde laf olan, içerisinde güzel söz olan, içerisinde sadece ibadet olan, içerisinde sadece diyelim ki insanlara bazen yap yapma denilen bir dini kabul ediyoruz. Ama bizden can isteyen, bizden mal isteyen bir dine kesinlikle evet demiyoruz. Cenab-ı Allah insanların canlarına, mallarına Allah için talip olduğunda ortaya bu söylemiş olduğumuz münafıklar grubu, güruhu tarihte çıkıyorlar. Ve ondan sonra artık başlıyor. Bedir'de sıkıntı vardı daha sonra. Bedir'de tabii ki sıkıntı şöyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir savaşa çıkmadığı için orada kendilerini belirlememişler. Bir kervan karşılanacak diye çıkmış. Yani bir anlamda sıra dışı olarak savaş zuhur etmiştir. Ama 625 yılında Uhud'da savaşa çıkılmıştır. Ve bu adamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi işte mukatelenin bu türünün emredilmesi, mukatelenin emredilmesiyle beraber cihadın bu türünün münafıklar ortaya çıkmışlar. Ondan sonra devam ediyorlar. Cenab-ı Allah bunlara karşı Müslümanları sürekli olarak uyarmıştır. Şimdi de yani örnekleri öyle değil mi? Ya birçok insan efendim
cihadı izah ederken sadece savunma olarak ifade ediyorlar. Ve özellikle de bu ana kavrama, temel kavrama yanlış anlamlar verilmektedir. Bak değerli kardeşlerim, cihat dedik, emri bil maruf dedik, nehy anil münker dedik, davet dedik, tebliğ dedik, inzar dedik, efendim tebşir dedik, peygamber kıssaları dedik. Bak peygamber kıssalarının her birisi peygamberlerin tarihte vermiş olduğu mücahedeyi, mücadeleyi anlatır, onların cihadını anlatır. Ve usul itibariyle baktığımız zaman bu nerede geçer fıkıhta? Şeyun men gablena, bizden öncekilerin şeriatları. Ha bunların geçerli olup geçerli olmadığı ile alakalı zaten kurallar belirlenmiştir. Bu konuda cahillere sözde düşmez. Ne demiş İslam uleması? Eğer onların nes olduğuna dair bir karine yoksa onların her birisi bizi bağlar. Bu çerçevede Kur'an-ı Kerim'deki Cenab-ı Allah'ın anlatmış olduğu peygamber kıssaları bizim için de aynı zamanda bir İslami hareket fıkı yapacak olan en temel malzemedir, kaynaktır yani. Ve bütün bunlar bizim için geçerlidir. Toplam olarak bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman sayısal anlamda söylüyorum, 600'den fazla ayet cihatla ilgili olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar derin anlamları oradan cımbızlayıp bir tanesini alıp mukatele üzerinden ve özellikle dünya sistemini Müslümanları parçalamak, kötülemek amacıyla dizayn etmiş olduğu bir gruplar üzerinden bir cihat tarifi yapmak suretiyle Müslümanları kan dökücü olarak vermek elbette ki ihanettir. Elbette ki kafirliktir. Bunun üzerinden İslam aleyhtarı bir yere götürmek. Bu ne kadar bir ihanet ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cihadını görmeyip, Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri görmeyip, cihat temel ibadet değildir. Cihat sadece bir efendim savunmadan ibarettir. Efendim dinde böyle bir durum söz konusu değil. Bütün bunlar insanın sadece çalışmasından ibarettir demek suretiyle o cihadın zenginlik, genişlik alanını görmemekte öbürü ne kadar ihanetse bu da o kadar ihanettir. Bu çerçevede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına iyi bakmamız gerekir. Ve ayet-i kerimeler açıktır. Ayete baktığımız zaman Müslüman nasıl tarif ediyor? Esas bile innemel mu'minûne lezine âmenû billâhi ve rasûlihi thumme lem yertâbû ve cahedû bi envâlihim ve enfusihim fî sebîlillâh. Ülerke müsadikun. Yani mümin ancak o kimse ki hasr edatıyla başlamaktadır. Onlar Allah'a iman ederler. Peygamberine iman ederler. Allah'a ve peygamberine iman ettikleri gibi. Aynı zamanda onlar buyuruluyor. Herhangi bir şekilde Allah'ın kendilerine indirmiş olduğu şeriatın hükümlerinin muhkemliği konusunda en ufak bir şüpheye düşmezler. Ve onlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ederler. Ve buradan baktığımız zaman imandaki sıddıkiyet budur. Hayat iman ve cihattan ibarettir. Ya eyyühellezine amenu hel edullüküm alâ ticaretin tünceyküm min azâbin elîm tü'minûne billâhi ve rasûlihi ve tücahidûne fî sebîlillâh. Hep böyle geliyor. Ya madem ki hayat böyle olduğuna göre yani mukatelenin emredilmesi tarihte bunları ortaya çıkarmıştır. Bugün de baktığımız zaman eğer birilerinin adına, dünya sisteminin adına kalkıp da Allah'ın emirlerinin, bu emrinin mülga olduğuna dair bir tam görüşler filan beyan ediyorsa veya mücadelenin, cihadın olmadığı bir dinden bahsediyorsa işte bu insanların da hakka münafık olduğunu söyleyebiliriz değerli kardeşlerim. Münafıkların imanları pragmatik imandır. Ayet numarası söyleyeceğim değerli kardeşlerim. Bunu iyi bilin. Hat suresinin 11. ayeti kerimesi. Münafıkların imanı pragmatiktir dedik. Çok faydaya dayanır. Bu bağlamda bu ayeti iyi öğrenmemiz lazım. Bismillahirrahmanirrahim. Ve minen nâsi men yabdullâh alâ harfin fe'in esâbehu havnütme annebih ve in esabetu fitnetun in galebe ala vecihi hasra dünya vel ahire zelike huvel husranul mubin. İnsanlardan öyleleri vardır ki Allah'a aynen bir yar, bir uçurum kenarındaymış gibi iman ederler. Eğer dinde onlara bir zorluk isabet edecek olursa hemen
kafirliğe, gavurluğa geri dönerler. Şayet bir fayda menfaat gelirse ona göre imanlarını, bak uçurum kenar, yar kenarında gibi iman ederler. Cenab-ı Allah bu ayeti kerimeyi indirmiş ve Müslümanlar bu olayları görmüşler, müfessirler izah etmişler. Sahabenin bu konuyla ilgili kavilleri var. Hatta Efendimiz Aleyhisselam'dan hadisler vardır. Bazı insanlar Müslüman oluyorlar. Müslüman olduktan sonra işleri iyi gidiyorsa, malları bereketleniyorsa, develeri falan ikiz yavruluyorsa, koyunları bol süt veriyorsa, herhangi bir şekilde efendim onların hayatına bulunmuş oldukları siyasi nizam bir kolaylık getirdiyse, aa bu din çok harika diyorlar. Ve bu din çok uğurlu, çok güzel demeye başlıyorlar. Ama işleri iyi gitmiyorsa, efendim bir takım güçlüklerle karşı karşıya geliyorlarsa, canlarıyla, mallarıyla deneniyorlarsa, o zaman da bu din tamamen uğursuz. İçerisinde efendim böyle cihadın, mihadın olduğu bir din olmaması gerekir diyorlar. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hatta Abdullah bin Übey geliyor, Peygamber Efendimiz'i aşağı uyarıyor. Peygamberimiz Medine'yi Münevvere'ye gelmiştir. İnsanlara öbek öbek böyle İslam'ı tebliğ ediyor. Onları efendim uyarıyor. Bir gün dayanamıyor. Peygamber Aleyhisselam'ın evine geliyor. Kapısını vuruyor. Çok saygısız bir şekilde. Ey Muhammed diyor. Eğer efendim sen bir şey anlatmak istiyorsan evinde otur. Sakın dışarıya çıkma. İnsanlara ne diyeceksen evinde söyle. Ama hayatın herhangi bir şekilde o genişlik alanına, sosyal, siyasi, hukuki alanlarını kastederek böyle insanların işlerini düzenleme konusunda toplumun içerisine gelme. Evinde ne anlatacaksan anlat. Anlatılan şey nedir? Yani her ne kadar efendim küfrün değişik veçheleri, değişik bir tam taktikleri olsa da özünde aynıdır. Sadece eve hapsolmuş bir din anlatıyorlar. Eve yerine nedir? Vicdanı hapsolmuş. İnsanın diyelim gönlünü, yani ilk evi olarak kabul, oraya hapsolmuş, oradan çıkmayacak bir vicdan meselesi. Veyahut da kapalı odaların içerisinde belirli görüşlerin, fikirlerin, düşüncelerin paylaşılmış olduğu bir din istiyorlar. Yani öyle bir din ki, efendim, onun hukukla ilgili, siyasetle ilgili, ahlakla ilgili, iktisatla ilgili, eğitim öğretimle ilgili, insani ilişkilerle ilgili, uluslararası münasebetle alakalı bu dinin herhangi bir görüşünün olmaması lazım. Eğer din hayatın bu alanlarına müdahil oluyorsa o zaman adamlar Abdullah bin Übey ve benzerleri, onların çağdaşları da hortluyorlar ve dedikleri şey, hani böyle bir din olmaz. Yani dünya sistemi artık kurulu bir efendim nizam haline gelmiştir. Müesses bir yapısı vardır. Onun içerisinden biz de nasibimizi almışız. Böyle bir yörüngeye girmişiz. Din tamamen ahlaktan ibarettir. O ahlak değerler üzerinden anlatılır. İyi vatandaş yetiştirilmesi gerekir. İbadetini yapan yapar, yapmayan yapmaz. Zaten Ebu Hanife de böyle ibadete çok değer vermiyordu. İmam Maturidi de zaten mürciyeydi. Yani sadece iman ettik deyip onun üzerinde bir tam ibadet, ahlak, iktisat, hukuk veyahut da cihat böyle bir derdi yoktu. Kurgulanan nedir? Sadece inandık deyip pratiğinin, ibadetinin, hayatın genişlik alanının dine göre kurgulanmadığı, düzenlenmediği bir proje din ihdas etmektir. Yapılan bu şimdi. Ha buna karşılık madem ki böyle bir din ihdas etmek istiyorlar, böyle bir proje vardır. Özellikle genç kardeşlerimizin bu projeye karşı çok uyanık durması lazım. Din hem itikattır hem ibadettir. Hem ahlaktır hem siyasettir. Hem hukuktur hem iktisattır. Hem cezadır hem eğitim ve öğretimdir. Hayatımızın genişlik alanında ne varsa bütün bu genişlik alan Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu söylemiş olduğumuz şeylerin her birisinin tespitini yapmıştır. Çok değerli kardeşlerim, özellikle münafıkların ahlaki durumlarını Nisa suresinin 41. ayeti çok güzel anlatır. Mealen söyleyip geçmek istiyorum. Onlar, münafıklar, sizi gözetleyip dururlar. Eğer size Allah'tan bir fetih nasip olursa biz de sizinle beraber değil miydik derler. Yani ganimet alma hususunda.
Eğer savaşta kafirler kazanırsa biz size üstünlük sağlayıp sizi müminlerden kurtarmadık mı derler. Kıyamet gününde Allah aranızda hükmedecek ve müminlere karşı kafirlere asla üstünlük vermeyecektir buyurulmaktadır. Ve yine çok değerli kardeşlerim, Nisa suresinin 140. ayetinde münafıkların Müslümanlara karşı saldırılarından bahseder. 140. ayeti kerimeyle amel eden Müslümanların da amel etmek suretiyle İslam aleyhtarı konuşmaların, çalışmaların yapıldığı yerde nasıl bir tavır almalarının gerekliliğini Cenab-ı Allah haber verir. Ve yine münafıkların sıfatlarının sayılmış olduğu en önemli ayetlerden birisi Tevbe suresinin 67. ayeti. Bu ayete iyi bakalım ve o ahlakla ahlaklanmamak için uyanık duralım. Şöyle buyurulmaktadır. El münafikûne vel münafikât bâduhum min bâdin. Münafıklar erkekler ve münafık kadınlar birbirlerinin grubundandır, güruhundandır. Birbirlerinin velileri, birbirlerinin dostları, birbirlerinin hamileri ve birbirlerinin aynı zamanda koruyucularıdırlar. Ye'muruna bil münkeri ve yenhevne anil ma'ruf. Müslüman nasıl ki ma'ruf emrede münkeri yasaklarsa, münafıklar da münkeri emrederler, ma'rufu yasaklarlar. Eğer bir insanın hayatında, bak bunu altını çizerek söylüyorum, bir kişinin hayatında münkeri emretmek varsa ve iyiye karşı, ma'ruf olana karşı tavır almak varsa halis münafıktır yani. Bunu yani bizim çok iyi bir şekilde gözetlememiz gerekir. Bir insanın hayatında ma'rufu yasaklamak, münkeri emretmek varsa bunlar halis münafıklardır. Bura bizim münafıklarla müminleri, tevhid ehlini birbirinden ayırt etmemizdeki en önemli ipuçlarından bir tanesidir bu ayet-i kerime. Değerli kardeşlerim, hadislerde de bunlar üzerinde çokça durulmuştur. Bunları uzun uzun anlatmayacağım. Ama Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani meşhur vardı. Ayetul münafık felâth, münafığın üç alameti vardır. Ve izâ haddefe kezebe, yalan söyleme konuştuğunda. Ve izâ vâde ahlefe, vaat ettiği zaman vaadinde durmamak. En büyük vaadi Allah'a yaptık ruhlar aleminde. Diğer vaatler küçük vaatler ama mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Sözleşmelere riayet gerekir. Akitleri yerine getirmek gerekir. Ve izâ tümine hâne, emanete ihanet edilmek. Burada nedir? Şöyle geniş olarak düşünün. Vahiy de bir emanettir. Can da bir emanettir. Namus da bir emanettir. Akıl da bir emanettir. Siyaset de bir emanettir. Tesettür de bir emanettir. Ben bu emanetle izah ettiğim emanet türleri Kur'an-ı Kerim'deki araştırmaların hülasasını verdim değerli kardeşlerim. Bunların hiçbirisine ihanet edilmez. Tesettüre ihanet edilmez. Siyasette zalimden, kafirden, fasıktan yine tavır alarak efendim ihanet, Müslümanlara, İslam'a ihanet edilmez. Ahlakta ihanet edilmez. Can riske atılmaz. Emanettir. Efendim akıl emanettir. Akıl emniyetini ihlal eden herhangi bir şey yapılmaz. Ve Cenab-ı Allah bize vahyi göndermiştir. Bak nedir? Sabah namazında İmam Efendi Enfal suresinden okuyordu. Nasıl okudu? Birinci rekatın sonuna doğru. Ya eyyühellezine amenu la tehunullaha ve rasule ve tehunu emanetikum ve entüm talemin. Ey iman edenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Emanetlerinizi de ihanet etmeyin. Allah'a ihanet etmeyin. Allah'a ihanet etmemek gerekir. Bize Cenab-ı Allah vahiy emanet gönderdi. Peygamber Efendimiz de sünnet seniyyesi emanet, ihanet etmemek gerekir. Canımıza ihanet etmeyelim. Aklımıza ihanet etmeyelim. Çocuklarımıza ihanet etmeyelim. Eşimize ihanet etmeyelim. Tesettüre ihanet etmeyelim. Ya bütün bunlar emanet cümle. Siyasette ihanet etmeyelim Müslümanlara. Layık olmayan birisine velayet makamı vermek suretiyle. Bunlar söyleniyor yani. Ha, demek ki biz emanete ihanet etmek münafık alameti. Dördüncü olarak da bazı rivayetlerde gelir. Dört diye gelir. Böyle muhasama ettiği zaman, tartıştığı zaman haddi aşar. Hiç böyle insafı filan söz konusu değildir. Ve muhasam ettiğinde gadd eder.
adaletten ayrılır. Halbuki biz nedir? Kafir de olsa adaletle hükmetmek zorundayız. Zalime de biz adaletle hükmederiz. Bu bizim şiarımızdır. Adaletten sapmamayı Efendimiz Aleyhisselam haber vermişti. Ve beraberinde münafıklığın en büyük alametlerinden bir tanesini, çok şey vermeyeceğim, Abdullah bin Mesud haber vermiştir. Abdullah bin Mesud Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakleder. Bu da günah konusuyla alakalı. Buyurulur ki Müslüman efendim günahı şöyle en küçük bir günahı böyle dağ gibi görür. Gözünde büyütür Müslüman birisi. En küçük bir hata yapsa. Yani nedir? Daha güncelleşti. Bir kerahet işledi. Bir mekruh işleyecek olsa gözünde böyle dağlar gibi büyütür. Ben bunu nasıl işledim diye. Ondan istiğfar etmenin yolunu arar. Ama münafıksa kebire işlese, en büyük günah işleyecekse bile onu burnunun ucundaki sinek gibi görür. Öyle buyurulmuştur. Burnunun ucundaki sinek gibi. Günahı küçük görmek, büyük görmemek, onu ciddiye almamak münafıklık alametidir. Bu çerçevede her kendimize bakacağız. Haram işliyor muyuz? Tahrimen mekruhlar var mı? Hayatımızda mekruh var mı? Bütün bunları şey yapacağız, gözetleyeceğiz. Ondan sonra da işte tevhid ehli olup olmama hususundaki böyle düşüncelerimizi çok değerli kardeşlerim pekiştirmemiz gerekiyor. Şimdi münafıklığın alametlerini, vakit daraldığı için münafıklığın çıkış nedenlerini kısaca sayacağım, Kur'an-ı Kerim'den sayacağım. Ondan sonra dersimizi bitirmiş olacağız. Birincisi çok değerli kardeşlerim, menfaat perestliktir. Onları ortaya çıkaran en büyük yani hastalık menfaat perestliktir. Abdullah bin Ubey ve arkadaşları Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aleyhine dönmüşlerdir. Çünkü aynı zamanda ikincisini de söyleyeyim, aşırı riyaset davası olur münafıklarda. Böyle bir şey. Abdullah bin Ubey'in tahtının siparişi verilmiş, tacının da siparişi verilmiştir. Tam adam tahta oturacağı ve tacı kendisine giydirileceği sırada ramak kala Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye teşrif etmiştir. Kendisi Hazreç kabilesindendir. Hazreç kabilesinin bütün büyükleri Peygamber aleyhisselama iman etmişler. Evs kabilesi iman etmiş. Kitlesel bir Müslümanlık başlamıştır. Bunun üzerine elindeki tacı tahtı gidince, riyaset davası suya düşünce ve kazanımlarını kaybedince münafıklar ortaya çıkmışlar, zuhur etmişlerdir. Bu çerçevede insaf ehli olarak bakmak gerekir. Hakka hak olarak bakmak gerekir. Aksi halde dediğimiz gibi bu kötü sıfatla muttasıf olabiliriz. Üçüncü olarak cihat korkusu ve buna bağlı olarak da ölüm endişesidir. Burada yani vaktin darlığından dolayı söyleyemiyorum. Evimizde yani ödevler taşıyalım evimize. Değerli kardeşlerim açalım Âl-i İmrân suresini. 140. ayetten hatta 130'dan da alabiliriz. Oradan başlayalım. Sonuna kadar böyle. Sonuna kadar derken özellikle 180'e kadar gelebiliriz yani. Bu 40 ayetin içerisinde Uhud sendromu anlatılır. Bu adamlar yani cihada karşı nefretleri, ölüm korkusunda, ölüm hususundaki nefretleri, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i cihat bağlamında değerlendirmeleri çok ilginç ruh tahlilleri vardır yani. Ve adamlar içerisinde diyor, ayetlerde var. İçerisinde cihattan bahseden bir sure, bir ayet geldiği zaman tüyleri diken diken oluyor. Nefret ediyorlar bu adamlar. Kur'an bunlara haber veriyor. Şimdi de benzerleri var. Nedir? Sürekli olarak yumuşatmak. Halbuki değerli kardeşlerim, cihat olmayacak olsaydı şu Müslümanların, bugün Türkiye'li Müslümanların ayaklarını basacakları bir karış toprak olmazdı. Eğer bu ibadet olmayacak olsaydı, efendim daha öncesinden de Çanakkale'de de İstiklal Savaşı'nda da bütün topraklarımız işgal edilmiş olurdu. Müslümanları bu işgalden kurtaran, bize ayaklarımızı basacak olan bu toprakların emaneten verilmesinin bir tek gerekçesi vardır. Cihat ve Müslümanların bu ibadete bağlı olarak şehadet ülküsüdür, bu anlayışlarıdır. Biz ne yapıyoruz şimdi? Kafir ağzıyla konuşarak cihat yoktur, şehadet yoktur. Bunları kaldırmıyor. O zaman yani ülkemizin, topraklarımızın
kafirler tarafından nasıl istila edilebileceğinin de yolunu açmış oluyoruz. Bu çerçevede ben de diyorum ki bir insan eğer cihada ve şehadete karşı çıkıyorsa bu ülkeyi savunma hakkını Müslümanların elinden aldıkları için vatana ihanet suçundan yargılanmaları gerekir. Çünkü vatanına, topraklarına, ülkesine, namusuna sahip çıkan bir insanın ki bütün bunlarda bizleri motive eden bu ibadet olduğu için Allah'ın koymuş olduğu bu muhkem farizaya karşı çıkmaması gerekir diyoruz değerli kardeşlerim. Ve bu çerçevede tabii elimde şeyler de var, güncel şeyler var. Onları okumayacağım. Sadece şunu söyleyeyim. Cihada karşı çıkanlar İngiltere, Fransa, Almanya, Hollanda, İtalya, Portekiz, Rusya ve Amerika'nın şu işledikleri bir cinayetlere bakması lazım. Hala aynen devam etmekte. Hala devam ediyor. Dünyanın kanını dökmüş. Milyonlar bunların elinde ölmüştür yani. Yetmemiş gibi tekrar Müslümanların topraklarını istila etmek için yani Müslümanlar evvela bu ibadetten soğutmak, arkasından bütün Müslümanların bölgesine yerleşmek için bir çalışma, bir proje var. Müslümanlar da akademisyeniyle, hocasıyla, kanaat önderiyle o kafirlerin dümen suyuna su taşımaktadır. Yani değirmenine su taşımaktadır. Ve bir diğer değerli kardeşlerim cehalettir. Yani dini hakkıyla bilmemekte insanları böyle bir yere götürür. Çekememezlik, hasetlik diyoruz. Münafıklığın ortaya çıkmasının nedenlerinden ve dinin infak talebidir yani. Dinin infak talebi Cenab-ı Allah Müslümanlardan tabii ki mallarını, canlarını istemiştir. Buna karşılık neydi ayette biraz önce söylemiştim. Ye'murûne bil münkeri ve yenhevne anil ma'ruf ve yakbidûne eydiyevim. Marufu yasaklarlar, münkeri emrederler ve yakbidûne eydiyevim. Elleri çok sık adamlar yani. Münafıklar, cimri adamlar. Allah için hiçbir şeyden infak etmek istemezler. Cenab-ı Allah bunları anlatıyor. Ve biz ne diyoruz? Her zaman Müslümanın cömert olması lazım. Hatta adam gökte uçsa bile insanın biz efendim cimrilik varsa tabiatında, hayatında onun velayetini falan kabul etmeyen bir milletiz. Yani cömertlik peygamberlerin asli sıfatıdır. Cenab-ı Allah'ın emridir. Bununla ilgili öyle ki infakla ilgili Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var değerli kardeşlerim. Mala nasıl bakmamız gerekir? Kur'an'da 87 tane ayet var. Bizi terbiye ediyor. Bu ayetler tek tek çıkarılıp bakışımızı ıslah etmemiz lazım. İnfak etmekle alakalı 78 ayet var. Öyle ayetler ki şöyle düşünün. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ Âl-i İmran suresine bakıyoruz şimdi. 92. ayet. En çok sevdiğinizi Allah için vermedikçe sizden takva efendim olmaz. Takvalı bir insan olmaz. Bu söyleniyor. Sahabe yarışıyor. يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ Neyi infak edeceğini soruyorlar. قُلِ الْعَوْ Fazla olanı vereceksin. Yani ayetler bizi böyle eğitir. Yani cömert olmak zorundayız. Ha münafıklar cimri olan insanlardır. Ve farklı yerde okunuyor. Şöyle bakalım. Eğer yanılmıyorsam Bakara suresinin işte 192. ayet-i kerimesinde Cenab-ı Allah Müslümanlar infak etmeye davet ediyor, çağırıyor. Eğer infak etmeyecek olursak وَلَا تُلْقُوا بِيَيْدِيكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Allah yolunda malınıza, canınıza cihad edin, infak edin. Eğer cihat yoksa, infak yoksa o zaman ayet açıkça geliyor. Yani kendinizi cihattan ve infaktan, cömertlikten kaçarak tehlikeye atmayın. Geliyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem adam diyor. Ya Resulallah yani iman ettim, her şey güzel, iyi ama iki şey hoşuma gitmiyor. Bunlardan bir tanesi ikide bir cihat diyorsunuz. Yani ölümden korkuyorum ve cihadın olmadığı bir din arıyor adam. Ve bir de sürekli bizden mal talebinde bulunuyorsun. Ben kazanıyorum ve bunu da fakirlerle paylaşmak istemiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hiç yapmadığını yapıyor. Adam omuzundan tutuyor şöyle bir silkeliyor. Ne oluyor böyle? Cihat yok, infak yok. Cennete neyle gireceksiniz? Onun için cihat ve infak dediğimiz şey Allah için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını karşılamak. Rabbimizin rızası için dinimizi hakim kılmak için
fıkıhlı, ilkeli, ahlaklı ve aynı zamanda kadrolu bir şekilde çok böyle planlar, müfredatlar üreterek dinimizin hakimiyeti için çalışmak tabii ki cennetin anahtarıdır değerli kardeşlerim. Şahsiyetsizlik ve siliklik de yani insanların münafık olmasının nedenlerindendir. Sağlam karakterli insanlar onlara hiçbir zaman intisap etmezler, katılmazlar. Ve dinin hayatın tüm alanlarına hitap etmesi ve kendisine inananlardan kuşatıcı bir iman talebi de münafıkların zuhur etmesinin nedenler. Değerli kardeşlerim, buraya ayetler çıkardım. Hiç olmazsa 10 tane ayet numarası vereceğim. Bunu iyi bilin diye. Münafıkları ayet numaralarıyla söyleyeceğim. Birincisi tanımıydı değerli kardeşlerim. Ona bakalım. Bakara suresinin 8. ayeti münafıkların tanımını yapmaktadır. 11. ayette de onların fesatçılığından yine 13. ayette beyinsizliklerinden bahsetmektedir. Münafıklar cimri olarak anlatılır Kur'an-ı Kerim'de. Âl-i İmrân 167-168. Cimri olmak münafıklık alametlerin en büyüklerindendir. Çok önemli bir ayet söyleyeceğim. Âl-i İmrân suresi 182. ayet. Bak, aklımızda iyi kalsın. 188. ayette münafıklar yapmadıklarını yaptık diyerek övünmekten sevinirler. Münafıklar yapmadıklarını yaptık diyerek övünmekten sevinirler. Yapmadığımız bir şeyi başkalarına anlatmayalım. Onunla övünmeyelim. Böyle övülmeyi de sevmeyelim değerli kardeşlerim. Adamlar gelirler, bakarsın bizimle alakalı yapmadığımız şeyleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir insanın yüzüne övülmesinin onu katletmek olduğunu haber vermiştir. Yani iyi bir şey değil. Hele de böyle layık olmadığımız bir şekilde övgü alıyorsak ve bundan da insan seviniyorsa bunun bir nifak alameti olduğunu Kur'an-ı Kerim haber vermiştir. Ve münafıklar her zaman kafirlerin hükümleriyle muhakeme olmayı severler. Dinin, İslam'ın hükümleriyle muhakeme olmayı sevmezler. Ayet-i kerimeler Nisa suresi 60 ve 65. ayetler. Münafıklığın en büyük alametlerinden birisi kafirlerin hükümleriyle muhakeme olmak. Münafıklar bütün ibadetlere karşı ama en çok namaza karşı çok üşengeçtirler. Ayet-i kerime Nisa suresi 142, Tevbe suresi 54. ayet. Ve onlara en ağır gelen namaz da hadislerde beyan edilmiştir, sabah namazıdır. Yine münafıklar korkak olurlar. Ayet-i kerime olarak söylüyorum. Enfal suresi 49, Tevbe suresi 49 ve 56. ayetler. Bir insanda yersiz korkaklık varsa bu da yine münafıklık alametidir. Münafıklar Müslümanlar arasına fitne sokmak sureti onları birbirine düşürmek isterler. Tevbe suresi 107. ayettir. Ve yine münafıklar peygamber dahil insanların en hassas yerlerinde namuslarından vurmak isterler. Namuslarına iftira ederler. Bununla ilgili ayet-i kerime Nur suresi 11 ve 13. ayetlerdir. Münafıklar Yahudilerin dostudurlar. Günümüzde Yahudilerin, Masonların, onların alt kolları olan Rotaryanların, Lyonsların ne kadar Siyonist grup varsa onlarla ortak çalışırlar münafıklar. Yahudi dostudurlar diyoruz. Bununla ilgili ayet-i kerime Hadid suresinin 13. ayet-i kerimesi, düzeltiyorum. Evet, Haşr suresinin 11. ayeti. Haşr suresinin 11. ayet-i kerimesi. Müminlere karşı süslü laflar etmeyi severler. Münafıkun suresinin 4. ayet-i kerimesidir. Ve Münafıkun suresinin 4. ayetinde çok önemli tahliller vardı. Oradan bakalım değerli kardeşlerim. Ve münafıklar Müslümanlara karşı tavırlıdırlar. Buna rağmen Müslümanlardan çok da korkarlar. Ayet-i kerime Haşr 78 bakayım. Evet, Haşr suresinin 13. ayeti o da. Diğeri 11'di, bu da 13. ayet. En son olarak
Değerli kardeşlerim, vakit dolduğu için söylüyorum. Cenab-ı Allah münafıkları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bildirmiş. Hiç yapmadığı bir şekilde bir gün Medine-i Münevvere'de hutbe okurken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın başlangıç yıllarında yapmamış. Hatta demişler şu yani Abdullah bin Übey ve arkadaşlar artık def et, ekart et. Bir onlara karşı müeyyide uygula. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İslam yeni yayılıyor. Müslümanların böyle çok çok gözükmesi gerekir. Eğer ben böyle bir şey yaparsam dışarıda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisine iman edenleri etrafından kovuyor, etrafında adam barındırmıyor diye aleyhte propaganda yaparlar endişesiyle Efendimiz aleyhisselam onları idare etmiştir. İdare etmek bir sanattır aynı zamanda, nebevi bir sanattır. Sahabeden şöyle bir kavil vardır. Siyasetle uğraşan kardeşlerimizin bunu çok daha iyi bilmesi lazım. Der ki sahabeden bazıları, Abdullah bin Mesud da dahil olmak üzere, Peygamber bize insanları idare etme sanatını Kur'an'dan bir sure öğretir gibi öğretti. Yani idare etme sanatını çok güzel bir şekilde bilmek gerekir. Efendimiz Aleyhisselam bunun en büyük üstadıdır. Ve tabii ki Peygamber Aleyhisselam artık bu dönemler bitmiştir. Efendim, Medine döneminin sonuna doğru bir cuma hutbesi okurken sen böyle yukarıdan hepiniz münafıksınız ve bir daha gelmeyin diye onları kovmuştur. İlk defa olarak böyle bir tavır almıştır. Ve arkasından da Huzeyfe radıyallahu anha yani bu toplumun içerisinde şunlar münafıktır diye onlardan bahsetmiştir. Rivayet kitabı bunlardan bahseder. Ve Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim Münafıkın suresi 6. ayet, Tevbe suresi 80. ayet, Tevbe suresi 84. ayet tavırla alakalıdır. Nedir? Münafıkın suresi 6. ayet, Tevbe suresi 80. ayete baktığımız zaman sakın der münafıklara karşı istiğfar etmeyin. Onların bağışlanması için Allah'a, Allah'ım onları affet böyle bir dua yapmayın. Münafıklığı tescilli olan, sicilli böyle kayıtlı olan bir adama diyor Cenab-ı Allah peygamberimize 70 defa istiğfar edecek olsam bile çokluktan kinaye Allah onları bağışlamayacaktır. E burada mutlak bir nehi görmemiş peygamberimiz kazanır mıyız diye hala o adama böyle nedir cenazesine katılmak istemiş. Cenaze namazı bir istiğfardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o cenazeye katılırken Hazreti Ömer bak ayet geldi ya Resulallah. Yani bizim yani bu cenazeye katılmamamız gerekir derken Efendimiz aleyhisselam ben muhayyer bırakıldım buyurmuştur. Öyle içtihad etmiş muhayyer bırakıldım. Bunlar bir cilvedir. Bunun üzerinden bir şey söylenecek. Ve neticede Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu cenazeye katılmış. 84. ayet gelmiştir. Ey Muhammed! Bundan sonra hiçbir münafıklığı, kafirliği efendim açık beyan olan bir adamın cenazesine kesinlikle katılma. Ve la taqum ala kabrihi onların hiçbirinin mezarına gidip mezarında bekleme. Ve la tusalli aleyhim ayet öyle onların cenazesini kılma. Kabirlerine gidip mezarlarının başında da sakın bekleme, durma. Buyurmak suretiyle nihai hükmü koymuştur. Onun için de münafığın cenaze namazını kılmak haramdır. Yani bunu bilmemiz lazım. Münafık birisinin cenaze namazını kılmak haramdır. Yani biz bulduğumuz yere yumulan bir toplumuz. Yani öyle bir tefrikimiz söz konusu değildir. Halbuki Allah'ın bu ayetleri işlerlik kazanacak olsa, diyelim ki ben münafık olduğumdan dolayı Müslümanlar benim cenaze namazımı kılmayacak olsaydı bu bile bir inzar olurdu. Uyarıcı olurdu. İnsanların yola gelmesine vesile olurdu. Cenab-ı Allah bizi her türlü nifaktan, nifak alametinden korusun. Değerli kardeşlerim, hepinizin ayrıca şimdiden İsra ve Miraç olayını, hadisesinin gününü tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah hakkını vermeyi, İsra suresinin söylediğim gibi ilk 40 ayetini iyi okumayı, iyi fıkhetmeyi ve gereğini yapmayı hepimize lütfetsin. El-Fatiha.